Efendim merhabalar, iyi günler. Lex Historia'nın yeni bir bölümüyle karşınızdayız. Bugün her zaman alışkın olduğunuz masamızda değiliz. Gördüğünüz üzere bir mutfak masasındayız. Ve yine göreceğiniz üzere yemek yapmak üzere bu masadayız. Niye böyle bir şeye girdik derseniz, yemek yapmayı seviyorum. Hem de yemekle, o yaptığımız yemekle tarihi bağlantıları kurmayı çok seviyorum. Bugün de böyle bir bağlantılı, anlamlı bir yemek yapacağız. Biliyorsunuz Kulüp dizisiyle beraber Türkiye'deki Yahudi topluluğuna ilişkin ciddi bir duyarlılık ortaya çıkmaya başladı. Onların örfleri, kültürleri, ananeleri, yemekleri merak konusu olmaya başladı. Biliyorsunuz şu günlerde Hanuka bayramındayız. Ve Yahudilerin de Hanuka'da en çok yaptığı, sevdiği, böyle reçelli danıt diyebileceğimiz tarzda bir tatlıları var. Adı da sufganiyot. Sufgan, kızarmış şey, sünger gibi anlamlara geliyor sözlükte. Yot da zaten İbranice çoğul eki. Efendim yani süngerler, topçuklar. Biz de zaten Türkiye'de buna İstanbul'da ponçik diyoruz. Ponçik tatlısı diyoruz. Enteresan bir tatlı. Şimdi hem onu yapmayı deneyeceğim hem de bir yandan Hanuka bayramı ne anlama geliyor? Efendim bu tatlı niye yapılıyor? Biraz onlardan bahsedeceğim. Şimdi kamerayı açmadan önce genel bir görüntüsünü çektim ama 2 paket kuru maya, ondan sonra 2 çay bardağı kadar su ve şekeri karıştırdım. Şimdi biraz şey yapıyorum mayalanması için. Hafiften şöyle bu pıtırdamaya başlayınca, aman bunu da devirdik. Bu pıtırdamaya başlayınca ben de şeye geçeceğim. Yapmaya başlayacağım. Bir yandan da tabii muhabbete devam edelim. Şimdi Hanuka nedir? Niye kutlanılır? Evvela bundan biraz bahsetmek lazım. Şimdi şöyle tarif edelim. İskender'i biliyorsunuz. Büyük İskender dünyayı kapsayan bir fetih hareketine girişti. Bu fethin içerisinde Kudüs bölgesi de vardı elbette. Ve Kudüs bölgesini de ele geçirdi. Kudüs bölgesini daha sonra İskender'in kumandanları Ptolemai ve Selefkos paylaştılar aralarında. Bu paylaşım sürecinde bir periyotta Selefkiler döneminde bir putperest hareket başlıyor. Ve ikinci tapınağa Zeus altarı vesaire yapılıyor. Bu bağlamda da monoteist Yahudiler isyan etmeye karar veriyorlar. Bunların içerisinde Matatyahu ve oğulları var. Onun oğullarından bir tanesi de Yahuda Makkabi. Bugün Makkabi Tel Aviv'e adını veren, aslında o spor takımına da adını veren genç. Makkabi çekiç demek. Ve aslında putperestliğe karşı monoteist bir gerilla savaşı, bir isyan hareketi başlıyor. Ve o isyanın aslında yeniden hatırlanması, tekrar edilmesi anlamında bir bayram bu Hanuka. Şimdi Yahudilerin yine sembolik bir işaretleri vardır, bilirsiniz. Böyle 7 kollu şamdan. Hanuka'nın sembolü de 9 kollu şamdan. Ona da Hanukiya derler. O 7 kollu şamdanın adı Menorah'tır zaten. Bu 9 kollu şamdanın, görüyorsunuzdur belki sosyal medyada, her gün bir tanesi yakılıyor. Sebebi ne? Makkabi isyanı sırasında saklanan Yahudiler bir günlük yağ ile 9 gün boyunca kandil uyandırmaya muvaffak olmuşlar. Bir keramet, bir mucize eseri. Ve o tekrarlanıyor. Neden peki sufganiyot yapılıyor o günlerde? Bunun da sebebi aşikar, sufganiyot yağın içinde pişen bir şey olduğu için Hanuka bayramıyla da çok münasebetli ilgili. Biz şimdi bunları anlatırken mayamız da yavaş yavaş kabarmaya başladı. Şimdi ben diğer malzemeleri ekliyorum. Şimdi 2 çay, aman nedir bu, kahve fincanı kadar sıvı yağ, onu ekledim. Ondan sonra şöyle zayi olmasın. Bu aralar çok pahalı biliyorsunuz sıvı yağ. Altından kıymetli. Bir tane de yumurtayı şimdi bunu içine kıracağım. Şimdi bir yandan anlatıp da bir yandan yemek yapmak hakikaten insana uğraştırıyor. Şimdi bunu da kırdık güzelce ne. Şimdi bir de şekerli vanilinimizi ekleyeceğiz. Şöyle güzel güzel koksun. Bu da işte bir paket kadar eklerseniz o da yeter. Yine şimdi çırpmaya başlıyoruz. Şimdi güzel bunu da karıştırdık. Ondan sonra şimdi zor kısma geçiyoruz. Şimdi aslında gramaj vesaire işleri biliyorsunuz bizim mutfağımızda pek yoktur. Ben bu yemeğin tariflerine bakarken yabancı sayfalara falan da baktım. Hep böyle acayip acayip gramajlar, şeyler veriyor. Bizde göz kararıdır bu iş. 4,5-5 su bardağı kadar un. Ama böyle peyderpey ekleyeceğiz ki bir anda topak topak olmasın. Şöyle biraz daha ekleyeyim. Ondan sonra şöyle bir harcı merç edeyim. Karıştıkça üzerine takviyesini yapacağım. Evet, şimdi efendim iyice biz bunu karıştırdık, ununu vesaireni. Şöyle göstereyim size de.
hafif şöyle kulak memesinden hallice. Yani çok da böyle katı bir şey olmayacak. Hatta böyle hafif yapışkan bir hamur olacak. Şöyle bir yandan biraz toparlayalım şeyini. Üzerine de biraz şöyle un ekliyoruz. Ondan sonra yapışmayı vesaire de önleyecek. Daha sonra zaten unda bunu açacağız. Şimdilik bunu böyle bu şekilde bir saat kadar dinlenmeye bırakıyoruz. O sırada biz de dinleniyoruz. Hatta bir şey söyleyeyim. Türkiye Musevilerinin Maftirim diye bir müziği vardır. Bu müzik bizim Mevlevi hanelerle Yahudi hazanların, Seferat hazanların buluşmasıdır aslında. Bizim klasik Türk müziği makamlarıyla çok güzel müzikler yaparlar. Maftirim mesela, David Behar gibi böyle önemli isimlerin şeyleri vardır. Hatta Kani Karaca'nın bile okuduğu bir kayıt var. Şu bir saatlik molada ben onları dinleyeceğim. Siz de bu videodan sonra onlara bir göz atarsınız diyelim. Şimdi bir saat sonra görüşmek üzere. One eternity later. Saatin ardından hamurlarımızı güzelce unladık. Bol un istiyor. Çünkü biraz mayalı olduğu için hamur o konuda bize biraz sıkıntı çıkardı. Onun için bolca ben un kullanmak durumunda kaldım bunu açmak için. İkinci partiyi açıyorum. Birinci partiyi tepsiye dizdim dinlenilmek üzere. O şimdi bunları da onların yanına ekleyeceğim. Daha belki az önce yaptığım çekimi kullanamam diye bir daha şöyle çekerek gösteriyorum. Şöyle. Evet. Şimdi ince, mümkün mertebe ince bir hamur açtık. Ama çok da ince olması gerekmiyor. Çünkü bu kabaracak zaten, yani poğaça gibi olacak. Kızarmış yağ attığımız zaman büyüyecek. Dolayısıyla çok da aşırı inceltmeye hacet yok. Bunu bir su bardağı yardımıyla şimdi böleceğiz, parçalayacağız. Kesiyorum bunu. Böyle ufak bunun için aletler de var tabi. Demir eşyalar da var. Onları da kullanabilirsiniz. Ben bu şekilde kesip parçalara ayırdım. Şu şekilde çıkacak. Bakın. Şöyle yuvarlak bir halka halinde çıkacak. Dizeceğiz şimdi. Efendim şimdi tepsiye dizdiğimiz şu topları, ponçikleri yarım saat kadar dinlendirdik. Şimdi bunları böyle sırayla yağın içine atacağız. Onlar da öyle çıtır çıtır pişecekler yağın içinde. Tabi ayçiçek yağına acımadık, bol kullandık. Evet şimdi ve bir yandan onlar pişe dururken biz de biraz Yahudi bayramlarından bahsedelim. Yani Yahudiler bildiğiniz üzere 2000 seneye yakın sürgünde yaşamış bir topluluk. Buna rağmen nasıl milli benliklerini, kimliklerini bir arada tutabildiler diye insan düşündüğü zaman elbette bayramlar ve yemekler olduğunu ben düşünüyorum. Yani mesela bir Purim bayramında Haman'ın kulakları denen kurabiye, bir hamursuz bayramında hamursuz ekmeği gibi gibi böyle muhtelif yiyecekler. Zaten koşer diye baştan bir yeme içme adabı usulü var biliyorsunuz. Ve böyle özel günlerde bunların pişirilmesi, bunların ailece yenmesi, daha çocukluktan itibaren bu hatıraların taşınması sayesinde belki de kimliklerini bu kadar muhafaza edebilmişlerdir. Bizim için de öyledir. Yani annemizin, babamızın yaptığı yemek nereye gidersek gidelim unutulmaz. Dolayısıyla Yahudi toplumu için de öyle olmuş. Bu Sufganiyot da o yemek skalasının, o yemek deryasının nadide parçalarından bir tanesi. Birazdan bitmiş halinde beraber göreceğiz. Zaten içine bir harçla, marmelata dolduracağız. Orada tekrardan görüşürüz. Efendim, en nihayet sonuca geldik. Biraz meşakkatli oldu ama şöyle göstereyim. Ponçik şu şırıngayla içine ardıç marmelatı enjekte ettim. Üzerine de pudra şekerini döktüm. Bunun işi şimdilik tamamdır. Birazdan yenilmeyi bekliyor bu arkadaş. Ama ben tabii şimdi yayında yemeyeceğim. Biri yer biri bakar, kıyamet ondan kopar demişler. Onun için bu işler risklidir. Şimdi burada yemeyeceğim. Gördüğünüz üzere bir Yahudi yemeği ama bize hiç yabancı değil. Damak tadımıza hiç uzak değil. Bizdeki o hamur kızartmalarına, pişilere falan biraz benziyor. Zaten İstanbul mutfağı, genel manada da Türkiye mutfağı, pek çok mutfağın birleştiği, kaynaştığı bir havzadır, bir potadır açıkçası. Nitekim Seferatlar İspanya'dan buraya bazı yeme usulleri, pişirme usulleri getirmişlerdir. Hakeza buranın yerli, yani Romaniyot denir buradaki
yerli Yahudilere. Onların da belirli yemek usulleri vardı ve bugünlere taşındı. Onlardan bir tanesi de bu sufganiyot, İstanbul'daki ifadesiyle ponçik. Bugün de bunu yapmış olduk. Bu tarz videolara devam etmeyi düşünüyorum. Hem böyle yemek yaptığımız hem de yemek yaparken yemek bahane diyerekten sohbet ettiğimiz videolar yapmayı düşünüyorum. Siz de bu videoyu beğendiyseniz artık söylemeye bile hacet yok. Kanala abone olunuz, videoyu beğeniniz, paylaşınız. Hatta bunu denerseniz ya da daha iyi bir tarife ulaşırsanız, ben bunu ilk defa kendim yapmasını denedim. Bize de paylaşın, biz de yayınlayalım. Bilhassa tweet olarak atarsanız yayınlama imkanım daha fazla olur. Beni dinlediğiniz, izlediğiniz için teşekkür ederim. Hepinize şimdiden afiyet olsun. Hakla kalın, hukukla kalın, afiyetle kalın, sağlıcakla kalın efendim.